Merhaba, Medyaskop ekranlarına ve Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bugün meclis kürsüsünde sesini sık sık duyduğumuz bir kadınla birlikteyiz. Kendisiyle genellikle Medyaskop ekranlarında siyaset konuşuyoruz ama bugün hem siyasete de tabii ister istemez biraz gireceğiz, hem de kendisine, ona odaklanacağız. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Meral Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Artık Siirt milletvekiliyim. Ah, çok özür diliyorum. İki dönem Adana milletvekili yaptım, şimdi Siirt milletvekiliyim. Ah, yok, çok özür diliyorum bu hata için efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yani bu ülke ortamında işte ne kadar iyi olunabilirse, ama iyiyiz. Neticede iyi olmayı bırakmıyoruz. Asıl mücadelemiz iyi olmak için zaten. Aslında az önce de girişte söyledim, sizinle hep böyle siyaset konuşuruz. Özellikle Halkların Demokratik Partisi, tabii Türkiye'nin atmosferinde, içinde bulunduğu atmosferde genellikle temsilcilerine böyle ağır siyaset konuşmak zorunda bırakılan bir parti. Siyasetçi olmak zaten biraz öyle bir şey, ama Halkların Demokratik Partisi milletvekili olmak ekstra biraz hep böyle siyaset dışına insanı biraz zor çıkartan bir durum, biliyorum, ama böylesi programlar aracı oluyor efendim. Sizlerin hayatınıza böyle sizi siz yapan, bir kadın olarak bu yollara, o meclis kürsüsünde kadın olarak söz almaya iten yolculuğunuzu aslında konuşma fırsatı buluyoruz. Sizinle de bugün biraz öyle yapmak istiyoruz. Siz Mardin'de doğdunuz. Aslen de Mardinli misiniz? Evet, evet. Aslen, yani doğum yerim Mardin Mızıdağı. Annem babam da oralı. Aslen Mardinliyim. Çok bilinmez ama öyle. Peki nasıl bir ailede, nasıl bir çocukluk efendim? Biraz tabii coğrafya, hani bir Kürt siyasetçisiniz. O yüzden bazen nasıl bir çocukluk derken iki kere düşünüyorum. Şöyle bir tarihlere bakıyorum. Hangi tarihlere denk geliyor? Çünkü bazen orada büyümüş insanlara nasıl bir çocukluk demek ağır olabiliyor. Buyurun. Evet, ben babam memur, annem ev emekçisi, öyle ifade edeyim. Babam memur olduğu için doğrusu hani tek bir merkezde çocukluğumu geçirmedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Mızıdağ'da doğdum ama liseyi bitirdikten sonra, yani lise yıllarında, ortaokul yıllarında gidip gördüm doğduğum evi vesaire. Biraz dolaştık. Babam postanede memurdu. Ve 6 kardeşiz, 3 kız, 3 erkek diyeyim. Ben sondan ikinci çocuğum, bu nedenle hem son olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Benden küçük bir kardeşim var. Çocukluğum böyle hani işte Derik, Ergani, farklı illerde, işte Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde geçti diyebilirim. İlkokulu farklı birkaç okulda okudum. Yani şöyle söyleyeyim, çocukluğumda da maalesef biraz farkında olan bir çocuktum bazı şeylerin. Çocukluktan başladı, öyle ifade edebilirim. Yani ilkokulda itirazlarımız başlıyordu, işte ortaokul, lise. Aslında kötü bir çocukluk değildi, öyle söyleyeyim. Çünkü orta halli, hani böyle ağır koşullarda yaşamayan bir ev ortamı vardı. Ekonomik olarak böyle aman aman zengin bir aile değildik, ama neticede memur ailesi olmak, biliyorsunuz, o dönemde ayrıcalıklı bir haldi. Şeyde çalışmadım mesela, hani köyde ya da benzeri ortamlarda fiziksel olarak böyle bir emek verdiğim bir alan olmadı. Bir Kürt çocuğu olarak doğdum, evet. Bunun farkındalığı farklı şekillerde tabii ki yaşamımıza sirayet etti, hayatın her alanında. Fakat öğretmenlerimi mesela çok seven, arkadaşlarıyla ilişkide olan, sosyal bir çocuk olarak bilinirdim. Çok okuyan, yani böyle ortaokul, lise yıllarında bile işte klasikleri okuyan, dünya edebiyatını takip eden, ne bileyim siyaseti anlamaya çalışan, böyle çok yönlü bir çocukluk yaşamım vardı. Mesela hiç kimse bilmez, ben annem çok yetenekli bir kadındı. Böyle el işleri, yemek, ne bileyim buna benzer işlerde
Çok meraklıydım. Örneğin ben çocukluk yıllarımda, ortaokulda hani bu kadınların el işi olarak bildiği birçok işi bilirim. Şu anda örgü yapmayı, nakış işlemeyi, işte dantel yapmayı, hatta boncuk bile yaptım hani o dönemde. Çünkü şeyi çok sevmiyormuşum. Annem anlatırdı, ben de hatırlıyorum hayal meyal. Çıkıp dışarıda oynardı çocuklar falan ama ben boş zamanlarımı işte böyle el işleriyle ve okumakla geçirirdim. Ve anneme yardım etmeyi, onunla birlikte çalışmayı çok seven bir çocuktum. Hatta kulaklarımda hala çınlar rahmetli annem. Ya diyordu ki sen nasıl bir çocuksun? Yani oturup sabaha kadar işte bu el işini yapıp bitireyim diyorsun. Ya da ne bileyim yemek yapmaya merak salıyorsun. Ya da okuduklarımı işte annemle konuşurdum zaman zaman. Böyle farklı bir çocukluğum vardı. Okulu çok severdim ama yani en çok hafızamda kalan. Okula gitmeyi, işte ders çalışmayı, okumayı, öğretmenlerimle işte dersin arka planını mesela tarih hocamla çok ayrı bir ilişkimiz vardı. Adil Tunç bile hiç unutmam lise öğretmenim. O çocukluk olmuyor artık gençlik oluyor ama ya da kimya öğretmenimle ya da işte fizik öğretmenimle hayatımda iz bırakan öğretmenlerdir. Böyle onlarla sohbet etmeyi severdim. Bana şey derlerdi yaşından büyüksün falan derlerdi. Böyle ama galiba şöyle bir duygu ile yaşadım. Ben hep olgun biri oldum. Böyle çılgınlık yapan, işte düşen, kafasını kolunu yaran, kavga eden bir çocuk olmaktan ziyade hani nasıl ifade edeyim? Benden bekleneni yapayım, daha çok öğreneyim, daha çok okuyayım. İşte neyi bilirsem o iyi gibi. Ve çok büyük keyif alırdım. Mesela lise yıllarında çok dikiş dikerdim gibi. Yani o ayrıntılara girersem programı bitireceğiz. Özcesi kötü bir çocukluğum yoktu. Yani güzeldi. Şüphesiz acı yönleri de vardı. Hani çevrede vesaire yaşadığımız birçok olumsuzluk da vardı. Mesela babam bizimle hiç Kürtçe konuşmazdı. Onu hiç unutmuyorum. Babam memur. Türkçe öğrenmelisiniz önce derdi. Annemle Kürtçe, babamla Türkçe konuşurduk ve bunu önceleri anlamazdım. Hani neden babam bizimle konuşmuyor? Babam sadece Kürtçeyi bilirseniz dışarıda yaşayamazsınız. Hani ayrımcılığa uğrarsınız gibi bir yaklaşımı vardı. Böyle birçok anım var yani çocukluğa dair. Peki efendim, hukukçu sunuz siz aslında, siyasetçi kişiliğinizden önce Diyarbakır Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptınız uzun süre. Böyle bazı emsal davalar da var hatta, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde insan hakları denince akla gelen hukukçulardan birisiniz. Nasıl karar verdiniz hukukçu olmaya? Yani şöyle, bu demin anlattığım o çocukluk ve gençlik yıllarında karar verdim aslında. Okumalarım, gözlemlerim, çevrede yaşadığım haksızlıklar beni buraya getirdi. Mesela ben ortaokulda da, ilkokulda da, lisede de kim bana sormuşsa avukat olacağım derdim. Hani böyle bir çocukluk ideali aslında. Çok isteyerek hukuk yazdım ve ilk tercihimdi hukuk fakültesini okumak. Ve hiçbir zaman mesela savcı ve hakim olmayı düşünmedim, avukat olmak yani. Hukuk benim için avukat olmaktı ve haksızlıklara karşı hukuku savunmak, hani hak ve özgürlükleri savunmak bir anlamda yaşadığınız coğrafyada, yaşadığınız olaylara karşı gelişen bir duygu diyebilirim. Yani sonradan karar verdiğim bir meslek değil. Kesinlikle okumamın sebebi, yani bu kadar büyük istekle okumamın arkasında yatan temel de dediğim gibi hak savunuculuğuydu ve mücadeleydi. Şimdi aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin kusurlu bulunduğu, hatta böyle emsal davalardan biri Naide Opuz davasının başvuruculuğunu yaptınız. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aile içi şiddet konusunda ilk galiba, değil mi? Evet, evet, ilk. Peki nasıl yani aldınız bu davayı, nasıl? Evet, hızlı gidiyorum galiba. Size soru sordurmuyorum. Ne güzel, en sevdiğim konu. Böyle özel sorunca böyle insan biraz duygulanıyor, biraz geçmişe gidiyor. Hani başka anılar canlanıyor hafızada.
Ya aslında ben çokça kadın davası takip ettim. Zaten benim avukatlıkta uzmanlık alanlarımdan biri kadın hakları savunusuydu. İnsan hakları, kadın hakları ve ceza avukatlığı yaptım. Yani bu konuda çok yoğun çalışmalarım oldu. Hem Türkiye'nin birçok ilinde hem de uluslararası alanda, hani kadın hakları alanında çok sayıda tebliğ sundum. İşte konferanslara katıldım. Çok çok fazla dava takip ettim. Naide Okuz bunlardan bir tanesi. Ve Diyarbakır'da bir kadın, yaşayan bir kadın. Aslında Nahide'nin davasını annesi getirdi bana. Mintaha Beybur, Naide Okuz şeydeyken, yoğun bakımdayken getirmiştim. Bunu başka birkaç yerde daha anlatmıştım. Ve unutamadığım davalardan biridir zaten Naide Okuz davası. Çünkü annesi sonra öldürüldü damadı tarafından. Ve o hani davaya ilişkin birçok ayrı anım var, kötü anılar tabii ki. Diyarbakır Barosu'nda kadın hakları merkezini kurduk mesela o dönem öncesinde kadın avukatlarla birlikte. Ve bu benim yaşam biçimim, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın haklarını tesis etme noktasında hiç vazgeçmeyeceğim bir alan. Bugün de yani siyasetçi olabilirim. Partide, HDP'de mücadele ediyor olabilirim ama herkes biliyor. Mecliste de bunu çok sık söylüyorlar zaten. Cinsiyetçi en ufak bir lafa hemen itiraz eden, tutanaklara geçiren ya da tutanaklardan çıkartan bir hani yapım var. Bunu kabul edemiyorum. Okuz çok ağır bir şiddet vakasıydı. Yani eşinin şiddetine uğrayan, defalarca, onlarca defa yoğun bakıma kaldırılan, her türlü aletle işte yaralanan, silahtan tutun da kamyon işte araba ezmesine kadar, çarpmasına kadar. Biz iç hukukta çok mücadele ettik aslında. Eşimle beraber o davaya baktık. Aynı büroda çalışıyorduk ve sonra iç hukukta sonuç alamadık tabii ki. Sonra Nahide'nin annesi öldürüldükten sonra işte boşanma davası, cinayet davası, daha birçok mesafe kat ettik. Yanlış anımsamıyorsam 36 defa suç duyurusuna rağmen bu şiddet önlenmedi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de tabii ki çok yoğun bir çabayla Türkiye'de kadına yönelik şiddeti, ayrımcılığı belgelemeye çalıştık raporlarla, farklı kadın örgütlerinin, baroların bilgileriyle. Çok emek verdiğimiz bir davaydı ve sonuçta sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilk defa yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, uluslararası bir mahkeme, bir ülkenin kadına yönelik ayrımcılık uyguladığına hükmetti. Yani Türkiye'de kadına yönelik ayrımcılık vardır dedi. Farklı özelliği buydu zaten. Yoksa kadın başvuruları başkaca da çok var ve Opus kararı bizi İstanbul Sözleşmesi'ne götürdü. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının iskeletini Okuz kararı oluşturur. Ve fakat maalesef bugün İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdık diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bizce tabii ki hala kalkmadı. Okuz şu anda Türkiye'de bir yerde yaşıyor ve nerede olduğunu bilinmesini istemiyor. Hiçbir basın mensubuyla görüşmüyor. Çokça sorulduğu için söylüyorum bunu. Çünkü hatta İstanbul Sözleşmesi'den çekildik dedikten sonra çok da büyük bir korku yaşadı, endişe yaşadı. Yani Okuz hikayesi çok uzun bir hikaye ama bir kadının hakikaten gücü, iradesi ve bu konudaki mücadelesine örnek teşkil etmesi gereken bir dava. Sizin aslında kendinizle ilgili de bir insan hakkı ihlali, işkence davası söz konusu. 6 Kasım 1993'te eşinizle birlikte, Mesut Beştaş'la birlikte gözaltına aldıktan sonra 25 gün boyunca işkenceye maruz kalıyorsunuz. Yani bir kadın olarak tabii ki, yani işkencenin de aslında cinsiyetçi, kadınlara yönelik cinsiyetinden ötürü farklılaştığına tanık olduğumuz 90'lar özellikle böyle bir süreçti. Ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından gözaltı süresince özgürlük ve güvenlik hakkınızın ihlal edildiğine karar verildi. Ya bu
En yakın işte işkence konuştuğum kadın işte Feride Çiçekoğlu 12 Eylül dönemini anlatmıştı. Ben de zorlanıyorum aslında sorarken ve nasıl soracağımı da bilmiyorum. O yüzden sözü direkt size bırakıyorum. Ya işkenceyi anlatmak kolay değil. Yani aradan çok uzun yıllar geçti. O dönemde yaşadığım işkenceyi anlatmaktan ziyade işkenceye karşı kesintisiz bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Evet, ben işkence gördüm maalesef. 93'te JITEM'de gözaltında tutulduk. 25 gün boyunca eşim de vardı. 16 avukat birlikte alınmıştık. Bir sahte beyan üzerine sonra dava zaten bitti. Ama mesela ben 25 günün sonunda içeride de verdiğim kararı uyguladım. Dışarıda da işkenceyi saklamadım. İşkence görmedim demedim. Yüzleştim. Hani bunu anlatarak mücadele edebilirim. Benim için en ağır boyutu tabii ki anlatmaktı. Yani bunu, o yaşadıklarımızı, benim yaşadıklarımı, tabii ki diğer işkencelere de tanıklık ettim maalesef. Mesela sevgili Tahir Elçi'ye işkence yapıldığını gözlerimle gördüm. O benimkini gördü. Böyle çok büyük bir travma tabii ki. Bugün bile hatırlamak istemediğim dönemlerden birini oluşturur. Durmadık, mücadele ettik. Yani işkencenin maalesef farklı yöntemleri uygulandı ve biz avukat olduğumuz halde uygulandı bu. İçeride işkenceye teslim olmadım, ama onu söyleyeyim bizi izleyenler açısından. Çünkü işkencenin amacı vermediğimiz bir ifadeyi imzalatmaktı. Yani hazır bir ifade getirdiler ve bunu imzalayın dediler. Mesela o zaman, bugün gibi hatırlıyorum, tek bir talebimiz vardı. Bunu okumak istiyoruz, hani içeriğinde ne var diye. Bütün ısrarlarımıza rağmen okutturulmadı. Yani biz okuyamadık o ifadeyi. Ben de imzalamayacağım dedim. Hani vermediğim bir ifadeyi, bilmediğim bir ifadeyi, ne yazdığınıza hiçbir şekilde vakıf olmadığım bir ifadeyi, bir hukukçu olarak da, bir kadın olarak da, bir hak savunucusu olarak da imzalamayacağım dedim. Ve çok ağır bir tabii ki işkence uygulandı. Ama ben ifadeyi imzalamadım. Yani bunu başardım. Onların amacı onu imzalatmaktı. Ben de direnişimle o ifadeyi imzalamadım. Sonra avukat arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Çünkü üç hukukta yollar tıkalıydı. Ben savcıya da anlattım aslında. Hakime de anlattım bunları çok kısa hatlarıyla. Bir işlem yapılmadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üçüncü maddeden, yani işkenceyi, bize işkence yapıldığını tescil etti mahkeme kararıyla. Ve işkenceye o döneme kadar hep müvekkillerimize uygulanan bir yöntem olarak bilirken, sonradan bu işkenceye biz de maruz kaldık. İşkence hakikaten anlatılması kadar yaşanması da, bununla başa çıkılması da zor bir olgu. Ama ben bununla, dediğim gibi, gözaltındayken de çıktıktan sonra çok net bir şekilde hem imzalamamakla hem bu konuda mücadele etmekle başardığımızı düşünüyorum. Bir yüzleşme yaşadık. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sorguları buradaki gibi olmuyor. Hiç unutmuyorum mesela. Ankara'da duruşma yapılmıştı, ara duruşma. Ve ben o zaman ikinci çocuğuma hamileydim. Galiba 8 aylıktı, yani bir ay sonra doğum yapacaktım. Saatlerce anlatmıştım. Hani soruyorlar çünkü, sürekli bir sorgulama. Ve dışarı çıktığımda şunu dedim avukatlarıma: ya bu çok büyük bir haksızlık. Yani ben tekrar yaşadım 25 günü, hani bu koşullarda yıllar geçtikten sonra, ama işkenceye karşı mücadelemiz bitmedi. Evet, devam ediyor. Bazen biz gazeteciler açısından da şöyle oluyor. Ben de kendi hissiyatımı paylaşayım konuya dair. Yani bu konuları konuşmaktan hiçbir zaman, yani bu konular, kamuyu bilgilendirmek, kamusal fayda sağlayacağını düşündüğümüz konuları konuşmaktan hiçbir zaman tabii beis duymuyoruz, ama bazen şöyle hissettiğimiz anlar olabiliyor. Yani zaten izleyicilerimiz, bizim izleyicilerimiz konuyu biliyor. Konunun ne kadar vahim olduğunu biliyor. Diyebiliyoruz, aslında bunu yapmamak lazım. Ne kadar sık işkencenin bir insanlık suçu olduğunu
dile getirirsek. Çünkü bir süre sonra kanıksanmaya da başlıyor bunlar, doğallaşıyor özellikle son içinden geçtiğimiz süreçte. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gerçekten işkencenin işte yöntemi çeşidi değişiyor ama işkence bir insanlık suçu evrensel anlamda, bu değişmez bir şey neticede. O nedenle herhalde hiç pes etmeden, yılmadan, üşenmeden tekrar söylemek gerekiyor bunu ve bu tip haberleri artık görmezden gelmeye başladığını hissettiği anda bir gazeteci belki yeniden bir durup böyle arasına haberle mesafe koyup bir durup tekrar düşünmeye başlamak gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten bizim açımızdan da zor olabiliyor birçok şey. Ya buna ilişkin şöyle bir ek yapayım. Yani izleyicilerimize çağrı olarak işkenceyi asla saklamamak lazım. Kolay değil, bunu biliyorum. Hele hele bir kadın olarak cinsiyetçi içerikteki çok farklı işkence yöntemlerini biliyorum. Avukatlık yaşamında da bunu çok gördüm. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kendisine yönelik işkenceyi, tacizi, istismarı anlatan kadınlar gördüm. Kolay değil ama işkenceyle mücadelede anlatmak, üstüne gitmek, peşini bırakmamak çok çok önemli. Tabii ki işkence insanlığa karşı bir suç ve şu anki hukuk sistemimizde de zaman aşımı bile olmayan bir suç. Yani size katılıyorum. Hani bunu işkence gören utanmamalı, utanmaz. İşkence yapanın utanması lazım. Yani işkence uygulayan bir suç işliyor. İşkenceye maruz kalanın bir suçu, günahı yok ki. Yani sonuçta bu bir korkunç bir şey. Hani bir insana eziyet etmek, canını yakmak, farklı yöntemler kullanmak ve hukukça yasaklanmış yöntemler kullanmak. O nedenle işkenceyi görenler değil, işkenceyi yapanları utandırmamız, onların cezalandırılması için mücadele etmemiz lazım. Ben hayatım boyunca bunu ilke edindim ve bunu anlatırken de böyle düşünüyordum. Bugün de aradan 10 yıllar geçti, hala böyle düşünüyorum. Meral Hanım, bu arada ben meclisi takip ederken işte tüm tabii siyasetçileri takip ediyorum ama sizin saç modelleriniz böyle aralıklarla değiştiriyorsunuz. Çok da yakışan şeyler buluyorsunuz. Yani gerçekten ben ne zaman bu da çok güzel olmuş yine Meral Hanım'a diyorum. Bu son modelinizi gördüğümde de, rengi gördüğümde de yine ne konuştuklarınıza bakıyoruz ama valla bunlara da bakıyoruz, haberiniz olsun. evet bakılıyor. Yani çok sayıda mesaj geliyor ya da farklı işte iltifatlar diyeyim ya da güzel sözler söyleniyor. Aslında çok sık değiştirmekten ziyade değiştirmelerimiz dikkat çekiyor. Hani doğal olarak sürekli işte mecliste bir genel kuruldayız ve canlı yayındayız sürekli. Bir sanki canlı yayındayız gibi bir duygu var. Evet tabii, biz sizin sanki oradaki hayatınızı izliyoruz bir yandan gibi yani. Evet. Kısa saç benim üniversitede de kısaydı ara ara. Hep yaptım, bir kısalttım, bir uzattım falan. Ama şey değilim bu konuda, nasıl anlatayım, muhafazakar değilim. Yani saç modeli, rengi, hani belirli sınırlar içinde değiştirebilirim. Rahat bir insanım yani bu konuda. Beğenmenizi sevindim ayrıca. Ben özellikle şey, hep böyle nokta atışı, yani her seferinde böyle hiç tereddütsüz ana kadar güzel olmuş denilen modelleri seçiyormuş. Harika, kendinizi demek ki çok iyi. Sağ olun. Herhalde. Tanıyorum kendimi, evet. Biraz onunla ilgili. İki çocuk annesiniz. Bazen böyle bunu diğer siyasetçi kadınlara da, bu program kadın programı olduğu için soruluyor. Tabii erkeklere de sorduğum bir soru soft yayınlarda. Sadece kadın annelere sormuyorum, sadece babalara da soruyorum yani. Evet. Nasıl aranız çocuklarla? Böyle hiç, kaç yaşındalar? Ne yapıyorlar? Ya benim iki oğlum var. Şey diyorum, iki erkeğim var diyorum. Eşimle beraber üç erkek. Fakat şimdi çok mutluyum. Ayrıca büyük oğlum evlendi. Bir de kızım var. O nedenle evde neyse iki kadın olduk yani, öyle söyleyeyim. Aram çok iyi. Yani tabii ki bütün anneler gibi. Ben de çocuklarımı çok seviyorum. Mümkün olduğunca onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum. Büyük oğlum üniversiteyi bitirdi. Küçük oğlum hala üniversitede. İşte
bilgisayar mühendisliği okuyor. Avukatlık okumak istemediler. Ben ve babalarını takip etmek istemediler. Çok çalışıyorsunuz, biz bu kadar çalışmak istemiyoruz dediler. Şüphesiz zaman ayırmak, kaliteli zaman ayırmak konusunda bütün anneler gibi, çalışan anneler gibi benim de mücadelem oluyor. Yani onlarla bir saat geçirmek için bazen il değiştirdiğimi bilirim. Ya da bir akşam birlikte yemek yemek için, hani onları görmek için çok mücadele ediyorum hakikaten. Yani anne olmaktan çok mutluyum açıkçası. Ve insanın çocuğunun olması hayata başka bir gözle bakmayı da hani kazandırıyor, öyle söyleyeyim. Şüphesiz bu konuda kimseye çağrı yapmayacağım. Çünkü aksini düşünenler de var. Ama ben anne olmaktan hiçbir zaman hani nasıl anlatayım, olumsuz bir duygu içine girmedim. Tam tersine bugün de, dün de, yarın da bunu hep seveceğim. Anneliği sevdim aslında. Ve nasıl ifade edeyim? Başka bir dünya. Hani ben çocukları tarif ederken hep şöyle derim. Kendinden daha çok sevdiğin bir yaratık. Yani hani hep kendinden önce düşündüğün, kendinden daha çok. Hani derler ya, insan kendini korur, sever ama çocuklar başka bir şey tabii ki. Büyükler ama artık çocuk değiller. Gençler. Zaten biri artık kendine ayrı bir hayat kurmuş, evlenmiş. Evet, evet. Bazen şey diyor musunuz? Keşke kendi halinde bir hayatım olsaydı siyaset. Aa, evet, evet diyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani nasıl? Aslında bizimki biraz koşulların sonucu oluşan bir şey. Mesela ben siyaset konusunda çok mesafeli biriydim. Siyasete girme konusunda. Aktivizmi seven bir insanım. Yani her zaman öyleydim. Liseden, ortaokuldan, üniversiteden, avukatlık yıllarımda. Ama siyaset bana hep uzak gelirdi. Hani hakiki bulmazdım. Tırnak içinde söyleyeyim bunu. Ha, bana göre değil. Ben yapamam derdim. İşte 2009'da büyük bir operasyon silsilesi oldu. KCK operasyonları. İşte birçok insan gözaltına alındı, tutuklandı. O zaman yapılan teklifi kabul etmiştim. Mesela daha önce yapılanları hep hayır, yani teşekkür ederim, ben hayatımdan memnunum. Makale yazmaktan, konferanslara gitmekten, bu konuda mücadele etmekten çok büyük bir keyif alıyordum. Siyaset çok zor çünkü. Hani özeliniz kalmıyor, kendi başınıza bir yere gidemiyorsunuz. Mesela şunu bilmiyorum, nasıl hissediyorsunuz siz o kadar bir gazeteci olarak. Hani çıkıp kendi başıma saatlerce yürümeyi özledim mesela. Gidip bir kafede oturmayı, kahve içmeyi, aman kimse bir şey demez hani duygusuyla, böyle bir rahatlıkla. O nedenle ben normalde dediğim gibi sade bir yaşamı daha çok sevmiştim. Hani çalışan, üreten, mücadele eden ama hani böyle çok da göz önünde olmayan, dediğiniz gibi işte her şeyimizin toplumun gözü önünde olması şüphesiz zorlayıcı bir şey. Aslında özlüyorum, evet. Çok özlüyorum hatta. Peki, aslında Sezen Aksu meselesi, hani sizi biliyorum, bu program böyle biraz sizi konuşacağımız bir program dedim ama tabii ki bir siyasetçiyi yakalamışken siyaset konuşmadan da bırakmıyoruz. Ya aslında mesele siyaset mi, ne olduğunu da anlamadığımız sanat mı, yani tabii ki artık siyaset aslında, ama yani buna siyaset denir mi? Tartışmalı denilmez bir konu. Yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle toplumsal barış açısından, yani bir tarafta lince uğrayan ama Türkiye'nin değerleri dediğimiz, değeri dediğimiz bir kadın, bir sanatçı. Bir taraftan yani devlet kurumunun en üst düzeyinde, en üstünde oturan bir ismin hani doğrudan en değerli sanatçılardan biriyle kişiselleştirmesi meseleyi var. Ne dersiniz? Asla kabul etmem. Etmiyorum. Etmeyeceğiz bu dayatmayı. Toplumu birbirine düşmanlaştırmayı, ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı doğru bulmak mümkün değil zaten. Buna karşı mücadele ediyoruz. Yani benim özel olarak da, özel program olduğu için Sezen Aksu'ya hakikaten çok büyük bir hayranlığım var. Yani kendisini aradım, dönecektir. Yani ona da ifade edeceğim. Yani
benim hayranlığım dışında Türkiye'de milyonlarca insanın çok severek, beğenerek izlediği, bu toplumun vicdanı aynı zamanda Sezen Aksu. Zor dönemlerde sözünü söyleyen, şarkısıyla konuşan, sanatıyla konuşan çok değerli bir insan. Yani bir cumhurbaşkanının, ülkeyi temsil eden bir insanın bunu siyaset malzemesi olarak bu şekilde dil koparmaya kadar varan açıklamasını korkunç buluyorum. Yani ve herkesin buna karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ülkede özgürlükler ayaklar altında, haklar verilmiyor doğru, totaliter bir rejim hüküm sürüyor. Ama 5 yıl önce yazılan bir parçadan bu şekilde bir kutuplaştırma iklimi yaratmak aslında ne kadar çaresiz ve zavallı olduklarını da gösteriyor. Yani bunu söylemekle yetineyim ama sevgili Sezen Aksu'yu çok seviyoruz. Sevmeye devam edeceğiz. Ve zaten sanırım bir rekor kırıldı 24 saat içinde. 70'e yakın dile. Değil. Ben en son sayıyı tam net bilmediğim 70'i geçti galiba. Ben en son öyle gördüm. Evet, Robert Bey, Robert Koptaş paylaştı. Ve çok güzel bir içerikte yazmış. Gerçekten biz av olabiliriz ama kimin yolcu, kimin hancı olduğunu hiç kimse karar veremez. Ve bu tarihe çok 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 büyük bir kötülük olarak geçecek. En hafifinden söylüyorum. Aslında hedefte hep kadınlar, son bir haftadır kadınları konuşuyoruz. Gülşen kıyafetinden dolayı evet. Hedef gösterildi. İşte Sedef Kabaş tutuklandı. Aysel Tuğluk cezaevinde. Ağır hasta. Normalde işte tedavisinin dışarıda devam etmesi, o koşullarda cezaevinde olmaması gereken bir tutuklu. Yine aslında İstanbul Sözleşmesi, işte bu süreç, yani dönem dönem kadınların ne derler cadı avı, meselenin cadı avına dönüştü bir süreç yaşıyoruz galiba. Yani kadınlar aslında bu iktidarın hep hedefinde oldu. Ezelden beri, yani 2002'den bu yana bunu zaman zaman örtmeyi, kamufle etmeyi başardılar ya da buna çalıştılar ve maalesef bir başörtüsü meselesinden işte iktidar, mağduriyet, büyük büyük laflarla kadınları ne kadar savunduklarını iddia etseler de asla kadın haklarını tanımayan, kadın iradesini tanımayan, kadının gücünden korkan, kadının iradesini ezmeye çalışan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin zaten bu işte çekildik demeleri de bunun en büyük adımlarından bir tanesi. Siyasete şimdi gireceğim mecburen. Yani bu iktidarın yaptığı yasal düzenlemelerin hepsinde kadınları evde tutmaya, sadece anne olmaya, sadece hizmet etmeye, erken evlenmeye, vücudunu kontrol etmeye, bedenini, iradesini kırmaya, çocuk yapmakta bile, kürtaj olma hakkında bile yapmaya çalışan bir iktidar aklıyla karşıyayız. Kadınlardan çok korkuyorlar. Yani sizin verdiğiniz örneklerden de görüldüğü üzere. Aslında bence de korkmakta haklılar. Çünkü kadınlar bu konuda erkeklere göre çok daha kararlı, çok daha güçlü ve korkusuzca yürüyorlar. Yani bunu bizim partiye yönelik müdahalelerde, saldırılardan da biliyoruz. Yani bizim çok değerli arkadaşlarımızın önemli bir bölümü şu anda cezaevinde tutuluyor. Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, yine Aysel Tuğluk ve daha onlarca arkadaşımız. Ve siyasette de şey ayırdığını görüyoruz hemen. Bir mesele olduğunda en büyük saldırı ve hücum yine kadınlara karşı oluyor. Çünkü kadının kararlılığı konusunda çok eminler. Hani kadınların kararlılığı karşısında saldırmayı tercih ediyorlar. Ama biz kadınlar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim hayal ettiğimiz toplum kadınların eşit ve özgür olduğu bir toplum. Baskısız bir toplum, demokratik bir toplum neticede. Ve biz kadınlar özgür olmayınca onlar, hiç kimse özgür olamayacak. Yani şiddet uygulayan, cinayet işleyenin özgür olduğunu düşünüyorlarsa birileri, çok büyük yanılıyorlar. Onlar da esaret altındalar. Biz bu esareti kaldıracağız. Dayanışmayla, dayanışmanın önemini de vurgulayayım tabii ki.
kimliklerden bağımsız, Kürt ya da sanatçı ya da Alevi ya da işte farklı bir aidiyeti, inancı olan kadınları ayırmadan el ele vermenin önemine her zaman inandım. Kadın mücadelesi aktivizminden edindiğim en temel derslerden biri buydu. Biz kadınlar birbirimize iyi geliyoruz. Hakikaten dokunarak, konuşarak birbirimizi daha iyi anlıyoruz ve bu nedenle şunu esprisini çok yaparız mecliste de. Hadi kız kıza bir konuşalım, işte şu meseleyi bir sohbet edelim gibi. Çok daha iyi geliyor bize ve bu iyiliği büyütmemiz lazım. Meral Danış Beştaş, çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Bu güzel sohbet için çok çok teşekkürler. Vaktinizi ayırdınız efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Umarım açıklıkla yanıtları verebilmişim. Gayet, gayet efendim. Ben çok memnunum. İyi ki sizi ağırlamışım diyorum şu an. Sağ olun. Çok teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Halkların Demokratik Partisi Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş bizimle birlikteydi. Bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.